Şimdi tabii öncelikle hayatını kaybeden madenci kardeşlerime başsağlığı diliyorum, ailelerine, yakınlarına ve bütün madencilere. Çünkü yolda gelirken de çok sayıda maden işçisi değişik işletmelerden aradılar. Herkes yaslı acılı bir bekleyiş içerisinde, ülke öyle yaslı acılı bir bekleyiş içerisinde. Bir karmaşa var. İşte özellikle içeride yakını olan aileler hastanelere ulaşamamak, hastanede var mı yok mu, işte öldü mü kaldı mı filan gibi kaygı yüksek, o gerilim de yüksek. Bir taraftan da arama kurtarma hani çalışmaları, talisiye çalışmaları başlamıştı zaten ilk andan itibaren. Çok arama kurtarma ve talisiye çalışmaları konusunda Türkiye'de bir gelişkin bir düzey var artık. Yani 99, ben depremlerde de çalıştım, sellerde de çalıştım. Böyle maden kazaları ya da işte madenlerde yaşanan toplu işçi ölümleri, katliamlarına da bulundum, gözlemledim. Burada bir gelişkinlik var, hem resmi makamlar açısından, hem madenciler zaten dünyanın en iyi kurtarmacıları diyorlar. Yani böyle eğitim görürler. İçeride olan arkadaşlarımızla iyi emniyet eğitimi, talisi eğitimi almış madenci arkadaşlarımız. Bir gürüzü patlaması, bölgenin madencilik, taş kömürü madenciliğinin de sık karşılaşılan bir olgu. Ne yazık ki çoklu işçi ölümlerine yani neden oluyor yani bu. Yani önlemler, kamuoyunda bir tartışma var. Kuşkusuz önümüzdeki günlerde de bunlar tartışılmaya devam edecek. Yani bu tartışma. Ama biz şu an eksi 350 kodunda, eksi 300 kodda bulunan esas patlamanın, metanın yükseldiği, yangının olduğu yerdeki arkadaşlarımızdan haber bekliyoruz ve buna tabii ulaşmak da zor teknik olarak. Hızlıca ulaşılabilecek bir şey değil. Yani ters hava yapılması lazım, baraj kurulması lazım, yani metan oranının düşürülmesi lazım. Yani talisiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri bir ambulansın bir yere hızlıca yetişmesi gibi yetişemiyorlar. Dolayısıyla süreç alıyor, zaman alıyor. Zamanın uzaması da kuşkusuz yerin altında bulunan madenci kardeşlerimizin aleyhine işleyen bir şey. Biz yine de umutlu bir bekleyiş içerisindeyiz. Yani yer altından gelecek iyi haberleri bekliyoruz yer üstünde. Hiçbir kaza kader değil ve önlenebilir. Şimdi şöyle ifade edilir. İşte bu tür kazaların %85'i insan faktörü nedeniyle oluşur diye düzeltmek lazım. İnsan faktörüyle kuşkusuz ama bir işletme mantığı çerçevesinde gerçekleşiyor ve bunda suç sanki işçilerdeymiş gibi bir kanaat de gelişebilir. O yüzden bu tip yorumlarda ben işçilerde bu işin binde birlik bir oranda işçilere ait olabileceğini, esas olarak işletmelere ait olduğunu. Bu bölgede 45 bin madenci çalışıyordu TTK bünyesinde, taş kömür işletmesi bünyesinde. 90'lı yıllarda insanlar özelleştirilmesin diye bütün Zonguldak birleşti, itiraz ettiler. Bugün bu sayı 8 binlerde burada, 400 kişi de burada çalışıyordu Amasra işletmesinde. Şimdi bir yandan madenlerdeki işçi sayısı azaltılırken bu bölgenin işçileri, Bartın'ın, Zonguldak'ın işçileri Trakya'ya, Soma'ya, Ankara'ya, yurdun değişik maden bölgelerine sürgün edilmek zorunda kaldı geçinmek için. Dolayısıyla oralardan da şimdi meraklı bekleyişler var madenci kardeşlerimizden. Şimdi madenler özelleşirken ya da işçi sayısı, kamudaki işçi sayısı azaltılırken kamu işletmeleri de özel sektör mantığıyla yönetilmeye başlandı. Yani devletin bütün kamu sektöründe temel işleyiş özel sektörün mantığı ne? Daha çok üretim, daha az işçiyle daha çok üretim, daha az işçi sağlığı, iş güvenliği gideri. Dolayısıyla bütün bunun maliyetlerinden kısma ve bunu yaparken de bir denetim olgusunun da tavsatılması, boşaltılması içeriğini. Türkiye'deki bunu maden sektöründe sık gözlemliyoruz ve sürekli bakanlıklara, CİMER'e yazılar yazıyoruz sendika adına. Bunların düzeltilmesi, bir an önce ivedilikle bunların çünkü risk doğurduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Hatta bunlar nedeniyle yargılanıyoruz da şirketler bizlerden suç duyurularında bulunuyorlar. Ama bu mücadelemiz de sürüyor. Dolayısıyla grizu kader değil, yani önlenebilir bir şey, mücadele yani öngörülebilir bir şey, mücadele edilebilir bir şey. Bunu da işçiler yapamaz. Yani sonuçta onu planlayanlar, yönetenler ve denetleme mekanizmaları yaparlar. Burada da böyle bir, bu üç olguda da bir boşluk görüyoruz yaşanan olayda.
Yani şimdi arkadaşlar çıktıktan sonra daha açık, daha net hem sendika adına hem kendimiz adına daha soğukkanlı değerlendirmeler yapacağımıza inanıyorum. Yani.